Şu an itibariyle ekiplerimiz yağışla birlikte zaten tüm kontrolleri yapıyorlardı. İtfaiyemiz, kaskimiz, hacılarımız yağış ağından itibaren hem kontroller hem de olası sıkıntılı bir durumda bütün çalışmaları yapıyoruz. Elhamdülillah araçta mahsur kalan bazı vatandaşlarımız oldu. Onları gerek bizim ekipler gerekse itfaiyemiz ciddi bir çalışmayla kurtardılar. Onun bilgisini verelim. Şu ana kadar ulaşan herhangi bir can kaybının olmayışı en büyük tesellimiz. Elbette bozulan yollarımız var. Özellikle dört kuyu mevkiinden OSB kavşağına kadar olan bölgede şu anda şehir istikametine girişimiz burada şu an itibariyle mümkün gözükmüyor. Ama dört kuyu itibarından Hacılar'a geçiş bölgesi, Sallıbayır bölgesi, Yediağaç tarafına, güney istikamete Hacılar'a ulaşmak da bir sorun yok. Ben vatandaşlarımıza yağışın devam ettiğini, mümkün mertebe bulundukları yerde de kalmalarını, geçişin an itibariyle dört kuyuda henüz sağlayabildiğimizi, yağışın devam ettiğini ve selin halen aktığını buradan aktaralım. Mahsur kalan araçlar var. Derenin alıp getirdiği, onların çekilmesi, onların uygun yerlere, güvenli bölgelere alınması çalışmaları yeni sona erdi. Ama şunu söyleyelim, altını çizelim. Özellikle ana yolumuzda ciddi bir hasar var. Vatandaşlarımız buralarda seyahat etmesinler, yola çıkmasınlar. Şunun altını çizelim. Gece de yağış devam ediyor. Ekipler sahada. Açılan yolla beraber Hacılar istikametine geçiş sağladık. Hacılar merkezimizde herhangi bir sıkıntının olmadığını da altını çizelim. Açıkçası bir afetle karşı karşıyayız. Can kaybının olmayışı en büyük tesellimiz. Bütün dikkatimiz burada, bütün bölgelerde. Geçişler gördüğünüz gibi dört kuyu geçişi, Adem Bakkal Hacılar geçişi, OSB Asım Bakkal denilen vatandaşlarımızın bildiği yerlerde geçişler mümkün olmuyor. OSB hattı Eğirbucak tarafı, Hisarcık tarafında da geçişlerde sıkıntılar olduğu bilgisine sahibiz. Çalışmalar devam ediyor. Bütün gece de devam edecek. Ciddi bir yağışla karşı karşıyayız. Bu birkaç saatlik çalışmayla olabilecek bir şey değil. Günlerce çalışılması gereken bir konuyla da karşı karşıyayız. Büyükşehirimiz, KASKİ'miz, elektrik şirketimiz, Kayseri Gazımız bugün bu aşamada şu an görüyorsunuz hemen canlı olarak elektrik şirketinden arkadaşlar kesilen hatların bakımı için buradalar. Kayseri Gaz yine burada. Hatlarla ilgili kullanılamayan yollarımız çifte harmanlarla dört kuyu arasında yolumuz kullanılamıyor. Bunun da altını çizelim. Vatandaşlarımız tabii ki biz sabah geçişlerde de yine yardımcı olacağız. Yağış tamamlandığı anda da bütün ekipler müsterih olun inşallah çalışmalar tamamlanacak ve geçişleri sağlayacağız.